Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar soru çözümüyle 10. sınıf videosuyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili 3 tane videomuzu yükledik. Bunların içinde zaten bir dünya soru var. Hepsi de güzel kaliteli sorulardı. Ama fonksiyon çok ciddi bir konu olduğu için bir video daha çekelim dedik. Ve hemen bu video ile başlayalım. Bu videoda sana çok yardımcı olacak. Yeter ki dikkatli izle. Bak şimdi arkadaşım. Ne vardı? Bağıntıların fonksiyon olup olmadığını inceleyin diyor. Fonksiyon nasıl, e, bağıntılar nasıl fonksiyon olurdu? Şöyle düşünelim. Bir A kümesi, bir B kümesi vardı. Buradan buraya fonksiyonsa buradaki elemanlarım kesin gidecekti. Yani burada karşıya gidemeyen kalmayacaktı. Herkes gidecekti. O zaman bak şimdi bize bir tane fonksiyon vermişler. Bunun e, fonksiyon derken bakacağız ne olduğuna. Hemen burada tanım kümesi çok önemli. Tanım kümesindeki bütün elemanları koyacağım. Cevaplarım da görüntü kümesinde yani değer kümesinin içindeki görüntülerde olacak. Hemen doğal sayılardan hiç koyduğumda cevabı doğal sayı olmayacak var mı? Hemen bakalım. 1 koydum. 3 artı 2 5. 3 artı 2 5. 5 bölü 5 1. Aa doğru hocam. Hayır bitmedi. Mesela başka bir tane koy. 2 koy mesela. 2 kere 3 6. Topladın 8. 8 bölü 5 etti. A doğal sayı koydun. 2 koydun. Ama cevabın 8 bölü 5 doğal sayı değil. O zaman demek ki bu kümedeki bir 2 karşıda gittiği bir adam yok. O zaman ben bunu ne diyorum? Fonksiyon değildir diyorum. Peki hala şuna bakarsan doğal sayıdan tam sayıya gidiyorum. Tamam koyduklarım doğal sayı olacak. Doğal sayının karesi doğal sayı. Doğal sayının eksi 2 burada da tam sayı olur sorun değil negatif. 3'e toplarsam buralar hepsi istediğini koy. Ne olacak? Kesinlikle bir tam sayı olacak. Tam sayıdan öteye geçemez, geride gidemez. Başka bir şey de olamaz. O zaman demek ki ben doğal sayılarda ne koyarsam koyayım. Cevaplarım hep tam sayıda çıkacak. Ve hepsi de karşıya gidecek. Hepsi de bir elemana gidecek. O zaman bu fonksiyondur. Devam ettim. Tam sayılarda koyduklarımda bu kökün içine cevabım reeller olur mu? Koyalım. Bir koydun 8. Kök sekiz reeldir. Doğru. Ama ama ama. Bunun kuvveti çift olduğuna göre içerisi negatif olamaz. E içerisi negatif olamazsa o zaman ne olacak? Demek ki eksileri koyduğumda mesela eksi yediden küçükleri eksi sekizi koyduğumda bu negatif oluyor. Negatif oluyorsa arkadaşım böyle bir reel sayı yoktur. O tanımsızdır. O zaman demek ki burada da bazı elemanlar mesela eksi sekiz karşıda gittiği eleman yok. O zaman fonksiyon değildir. Hemen buna bakıyorum. Realleri koyduğumda cevaplar reel artı olacak. Bak arkadaşım sayım 3 mü? Evet. 3'ün bütün kuvvetleri artı 3 olduğu için pozitiftir. İstediğini koy. 5 koy, 10 koy, kök 5 koy, 1 bölü 2 koy, eksi 1 bölü 2 koy. Hepsini koy. 1 bölüye geçer. Mesela eksi 1 bölü 2 koydun. O da kök 3'tür mesela. O bile hala artıdır. Ve reellerde artı olacaktır. O zaman bu da fonksiyondur. Buradaki reeller hepsi reel artıya geçer dedim. Fonksiyon mantığını bitirdim. Hemen bakıyorum yeni sorum arkadaşım. F fonksiyonu fx ve f'in f eksi x diye bir şey denklem vermiş. Bize f4'ü soruyor. Biz böyle şeylerde her zaman ilk önce 4'ü yerine koyalım. 4'ü yerine koydum. Cevabım 6. E peki ne oldu hocam? Eksi 4 var 4 var. Allah Allah. Peki neden bunların birini eksi birini artı x verdi? Çünkü bunun tersi de aynı muhabbete yarıyor. Eksi 4 koyalım şimdi. Bak burada ne dedik? x eşittir 4 için. E peki burada x eşittir eksi 4 dersem ne oluyor? f eksi 4 artı 2 tane f4 eşittir 6 oldu. Bana f4'ü soruyordu. E buradaki baksana f eksi 4'ler fazlalık değil mi? E fazlalık bunlar gitse... Taraf tarafa işlem yapsam bunları götürsem ne olacak? Tabii ki de F4'ler kalacak. O zaman burada artı 2 olduğuna göre ben şu alt tarafı bir eksi 2 ile çarpayım. Bu kalem bitmiş. Buradan devam edelim o zaman. Ne oldu? F4 artı 2 tane F eksi 4 eşittir 6. Burayı çarptım. Eksi 2 tane F eksi 4 artı eksi 2 ile bunu çarparsan artı değil arkadaşım. Eksi olur. Eksi 4 tane F4 Karşı tarafta da ne olacak? Eksi 12 olacak. Şimdi bunları rahatça gönül ferahıyla toplayabilirim taraf tarafa. Bunlar gitti. Buradan da ne geldi? Artı bir tane eksi 4 tane eksi 3 tane F4 geldi. Buradan ne geldi? Hemen baktım buradan da artı 6 eksi 12 eksi 6 geldi. Her tarafı eksi 3'e bölebilir misin? Böldün sen. Eksi 3'e böldün bunlar gitti. Cevabım ne oldu o zaman? F4 eşittir 2 oldu çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Bunlara dikkat arkadaşlar. Bazen sorularda söylüyorum. Soruya uzaktan birazcık böyle şizofrence, sorumluca bakın. Acaba bununla bunun niye verdi? Bunu böyle verdi. Peki buradan ne yapabilirim? Hep böyle biraz şüpheci yaklaşırsan matematiği yaparsın dediğim fonksiyonun tanımını anlattım. Fonksiyonda burada güzel bir soru çözdüm. Basit bir soru. Şimdi fonksiyon çeşitlerinden sabit fonksiyona geçtim. Konu tekrarı yapar gibi geçelim. Sabit fonksiyon neydi arkadaşım? fx eşittir c'ydi. Yani hiçbir x'li bir şey var mı? Yok. O zaman x'lilere ölüm. Nasıl bakalım burada? A x kare var. Olmaz. Ne olması lazım? Buranın sıfır olması lazım. Hemen güzel gene yazayım o zaman buraya. Kim sıfır olacak? A eksi bir sıfır olacak. O zaman A ne oldu? Bir oldu. Tamamdır. Peki X var. X'lilere ölüm. O zaman ne oldu burası? Önünde eksi olsa da burasının sıfır olması lazım. B artı 1 eşittir sıfır. O zaman B ne oldu? Eksi 1 oldu. Bunu da hallettim. Tamam. Şimdi nereye geldi sıra? İşte sabiti bulmaya geldi. Sabit nerede? Burada. Düzgünce ne bir yazalım fx'imizi? FX eşittir. 1'i koydum A'nın yerine. Burayı götürdü. Eksi 1'i koydum. Bunu götürdü. Peki A'nın yerine ne koymuştum? 1. B'nin yerine ne koymuştum? Eksi 1. Bir de şuracıkta eksi 2 vardı. Hallettim. Fx eşittir. Ne oldu? 1 eksi 1 çarpılırsa eksi 1 olur. Bir de burada eksi 2 vardı. Eksi 3 oldu. Peki eksi 3'ü bulduysam ne oldu? Bu sabit fonksiyon. Hiç x var mı? Yok. O zaman sen bunun içine ister 2019 koy. ister 2 milyon 19 koy. Cevabım ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Yine eksi 3 çıkacak dedik. Peki sabit fonksiyonda bir de rasyoneller var değil mi arkadaşım? Rasyonellerdeki muhabbet neydi? Ax artı b bölü cx artı d şeklinde olanlarda a bölü c eşittir b bölü d idi. Al sana kural. O zaman burada da yapalım. Hatta videomuzu iyi izleyenler hatırlayacaktır. Ben burada sizi çok çok pis kandırmıştım. O zaman nasıl orası? Neydi? Bunlar yer değiştirmesi gerekiyordu. Al sana yer değiştirsin. Eksi 2. Hatta ve hatta arkadaşım. Bak burada da eksi x var. Bunu o zaman düzgün toparlayalım. K x'ten bir tane x çıkarsa ne kalır? K eksi 1 x olur. Burası da 2 olur. Bölü f x dediğim şey şuymuş bak. Burası da 3 x artı 3'tü. Önemli olan neydi arkadaşım? X'lerin alt alta gelmesiydi. Tamam alt alta gelince ne yapıyorduk? Bunları hemen toparlıyorduk bölü 3. Şurayı nasıl yaptığıma dikkat et. Ortak parantezi aldım. Ortak x parantezini aldım. Bitti. İçler dışlar yaptım. 3k eksi 3 eşittir. Eksi 6 mıdır? Bu karşıya gitti. 3k eşittir. Eksi 3 artı 3 diye gitti. Burası eksi 3 oldu. Eksi 6 artı 3 daha eksi 3'tür. Hemen buraları da her iki tarafı da 3'e bölersem k'yı da eksi 1 bulurum. Ve bu soruyu da süpergene çözdük. Konu tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu tarafta fonksiyonum ne sabit. Fonksiyonum ne rasyonelin sabiti. O da ne demekti? Bu demekti. Çok güzel oluyor. Videomuzu da izleyebilirsin tabi ama olsun. Burada olay tekrar ve soru çözümü. Fx'e bakıyorum. Birim fonksiyon diyor. Peki birim fonksiyonda neydi arkadaşım? Birim fonksiyonun tanımı fx eşittir x'ti. Ama başka bir tanımı daha vardı. Neydi o? İçi neyse dışı oydu. Burada bakıyorum fx. O zaman dışarısı ne olacak? x olacak. İçerisi x ise dışarısı x olacak. E, pe, hocam bu ne? x kare. x kareye ölüm. Ne oldu? Burası sıfır olması lazım. Hemen bak kafasını soruyor buradan. Nasıl olacak peki? A da böyle olacak bak Tonguç adam. Burası sıfır oldu. A eşittir. Bir oldu. Burayı hallettim. Peki burası ne olacak? Bak şurayı bir açalım. Açalım şurayı. Eksi b eksi 1 eşittir. Bunun x'in önünde katsayı 1 mi? 1. O zaman ne oldu? Eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi b eşittir. Eksi 1 karşıya geçti. Artı 1 oldu. 2. Her tarafı eksiye böldüm. B eşittir. Eksi 2 oldu. Peki b eşittir eksi 2 ise? B eşittir eksi 2 ise? A'mızı da bulduk. Peki hala burada bir de fazlalık C var. Burada bir şey var mıydı? Yoktu. O zaman C eksi 2'ye de ölüm. O zaman oradan ne oldu? Bu da karşıya gitti. C'de 2 çıktı. Bize zaten bunların toplamını soruyordu. 2 eksi 2. Şunu parantez artı yapalım. Burası da 1. Ne oldu toplamları? İkiler birbirini götürdü. Artı 2 eksi 2. Geriye de cevabım 1 kaldı dedim. Bu soruyu da bitirdim. Birim fonksiyon neydi arkadaşım? Fx eşittir x'ti. Ya da aa bak burada birim fonksiyon diyor. İçerisi böyle. Bunun anlamı neydi? İçerisi neyse dışı oydu. O zaman bak ne oldu? Burada x kare var mı hiç şu an? Yok. x kare yoksa x kareye ölüm. Ne yaptık burada? k artı 1 eşittir 0. k eşittir eksi 1. Bunu hallettim. Peki burası ne olacakmış? 2 olacakmış. 2. Kim? Eksiyi dağıtarak güzel yaz. Eksi m eksi 3 eşittir 2 olacakmış. O zaman eksi m eşittir. Eksi 3 karşıya artı geçer. Her tarafı eksiye böldün. m eşittir eksi 5. Bunu da hallettim ben. Tamam süper. Peki burada ne var bir de? Eksi 3 var. O zaman sabitimde eksi 3 mi olacakmış? Evet. Artı 1 diye geçer karşıya. Hemen bunu da hallettim. Enimde eksi 2 geldi. Var mı bir sıkıntı? Yok. Bize toplamlarını soruyordu. Topladım topladım topladım. Hepsi eksi olduğu için 1, 5 daha 6 2 daha 8. O zaman bunların toplamı ne oldu? Eksi 8 oldu. Teşekkürler sana da. Görüşürüz. Buraya geçtim hemen doğrusal fonksiyon diyor. İşte arkadaşlar yeni, yeni, bir konumuza geldik. Yeni bir fonksiyonda bölümümüze geldik. Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bir doğru belirtiyordu. O zaman biz buna doğrusal fonksiyon diyorduk. Peki doğrusal fonksiyonda ax artı b olacak mıydı doğrusal fonksiyonum? Evet birinci dereceden iki bilinmeyenler hatta burada y var ya o yüzden ileride de bunu göreceksin zaten. Bu doğrusal fonksiyon belirtiyordu. Bakıyorum burada fx'i vermiş. F x eksi 4 x artı 4'ü vermiş. O zaman ben ne diyorum arkadaşım? Bak iyi izle. Ben ne diyeceğim hemen buna? F x'im zaten belli bu. Ben şimdi bir de burada ne koyacağım biliyor musun? X artı 4 koyacağım. Neyin yerine? X'in yerine. Hemen koydum bak x artı 4'ü. Artı b. Hemen şurayı toparladım. A x artı 4 a artı b. Olayım bitti. Hemen yazayım. F x'im neydi? A x artı b'ydi. X artı 4'üm neydi? Bak buradan alıyorum. A X artı 4 A artı B eşittir neydi? 6 X 8 Alt alta güzel gene geldiler. Burada 2 tane A X var mı? Evet. Bir de burada ne var? 4 tane A artı B var. Görmeyenler için gösterin. 2 A X, 2 tane B bak ben de görmemişim. Bir de burada ne var? 4 tane A var. Bunun cevabı nedir? 6 X 8 8. Peki X'ler X'lere eşit mi? Aynen hocam öyle. X'ler X'lere eşitse o zaman 2x 6'ya mı eşit? Evet. 2x değil. 2a 6'ya mı eşit? Aynen öyle. a eşittir nedir? 3'tür. Burayı süper yaptım. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen diğerine bakıyorum. O da ne? Bir de burada şöyle bir şey var. 4a artı 2b eşittir. Eksi 8. Peki a 3 değil miydi? Evet. O zaman bunu çarptım. 2b eşittir. Eksi 8. Burası 12'dir arkadaşım. 12'yi karşıya atarsan Eksi -12 olur. Eksi -8 eksi -12 daha da eksi oldular. Eksi -20. O zaman b ne oldu? Eksi -10 oldu. a mı da b mi de buldum. Olay bitti. Konuyu kapatalım. Hadi gidelim demiyoruz. Çünkü adam f3'ü soruyor. Peki fx'im neydi? ax artı b'ydi. a kaçtı? 3'tü. 3a Üç e b neydi? Eksi -10'du. Eksi -10 3'ü yerine koydum. Hemen burada f3'ü sorduğu için burası x olacak arkadaşlar. Söyleseniz de Burası nereden? Çünkü burada A'nın yerine koyuyoruz. Devam edelim. 3x 3 koydum. 3 kere 3 9. Eksi 10'dan dolayı burası ne oldu? F3 eşittir. Ne yaptı bana? Eksi 1 oldu. Bunu da halletmiş oldum. 9 eksi 10 eksi 1. Doğrusal fonksiyon deyince aklıma ne gelecekti arkadaşım? Doğrusal fonksiyon deyince ax artı b gelecekti. Dedim geçtim. E peki hocam bir tane daha doğrusal fonksiyon. Ben sana kral bir hareket çekmiştim. Hatırlıyor musun videoda? Bazen de zıp zıp yöntemini kullanabilirsin. Şu an uydurdum bunu. Belki de öyle bir şey yok. O zaman ne olacak? Zıp zıp yöntemi şöyle olsun. Bak. Bu zaten böyle bir şeyde orantılı orantılı gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman sen şunu şöyle yapabilirsin bak. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Çünkü f 7yi soruyor bana. Eksi 2'yi yazdım. F1 eksi 3'ü yazdım. Bana da f7 kaçtır diye soruyor. Anda burası boşluk. Şimdi bak ben sana çok kral bir şey göstermiştim orada. Doğrusal fonksiyonda bunları verirse ax artı b'yi kullanmayabilirsin bazen. Nasıl kullanacak kullanmayacaksın? Şöyle buradan buraya artış kaç ya da net nedir durum değişikliği? Artı 3'tür. Peki burada ne oldu? Eksi 7 oldu. Hayda. O zaman bu ne yapıyormuş bu adam? Bu adam her 3 harekete karşı her 3 harekete karşı ne yapıyor bana? eksi 7 gidiyor. Artı üçgen eksi 7 gidiyor. E burada da artı 6 artış var. Artı 6'da da ne olacak? Eksi 14 düşüş olacak. Niye? Artı 3'te eksi 7. Artı 6'da da eksi 14 düşüş olacak. Kimden düşüyorum? Eksi 3'ten düşüyorum. Eksi 3'ten bir düşelim 14. Ne oldu? Eksi 17 oldu dedim. Ve bu soruyu da kapattım. Zıp zıp yöntemini unutma. AX artı B'yi unutma. Doğrusal fonksiyon bu işe yarıyordu dediğim. Peki doğrusal fonksiyonu anlattıktan sonra Önüme böyle bir fonksiyonda görüntü kümesi geldi. A'dan B'ye gidiyor. Şöyle bir fonksiyon. Ve de bu küme neymiş? Eksi 1 ile 3 arasındaymış. Kimler? Görüntüler. He. O zaman bak. Benim dikkatimi şurada şu çekti. AX artı B. E bu doğrusal fonksiyon ya. O zaman bir grafik olsa. Bu doğrusal fonksiyon böyleyse. Demek ki tanım kümem benim. Şurada şu aralıktaysa görüntüm de şu aralıkta mı olacak? Öteye kayamayacak. Neden? Şuradan şuraya kadar olacak. Çünkü bunun burası burada. O yüzden arkadaşlar bunların sınırları bunların sınırları benim görüntü görüntümün sınırları tanımım sınırlarıdır aslında. Onları yerine koyduğunda çıkan sonuçlardır. Mesela buraya A koyarsan bu görüntü FA'dır. Buraya B koyarsan bu görüntü FB kısmıdır. Nasıl hocam? Şöyle bak şimdi bir tane A noktası varmış. Koymuşuz yerine F A eşittir. 5 eksi 3 A. İşte bu benim alt sınırım olmuş. Tamam. Bu benim alt sınırımsa o zaman ne diyorum? 5 eksi 3 A eşittir. Eksi 1. Bu karşıya gitti. Bu buraya geldi. 6 eşittir. 3 A'dan A eşittir. Neymiş? 2'ymiş. Pekala. 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 Sorum şu. Bunu hallettikten sonra Öbür B'yi koysam o zaman bunun alt sınırını bulur muyum? Veyahut da üst sınırını. Bu arada ben biraz önce alt sınırı, üst sınırı fark etmiyor. Sonuçta hangisi olduğu değişecek. B'yi koyarsam da 5 eksi 3B bunun üst sınırı mı olacak? Aynen ya da alt sınır. Yani orada grafiğe göre değişir. Far sonuçta sınır olacak yani. Hemen toparlayalım bunu. Bunu buraya attın, bunu buraya attın. Ne yaptın bunu buraya atınca? 2 eşittir. 3B oldu. Çünkü 3 buraya eksi geçti. 3 oraya eksi geçince ne oldu? Eksi 3B de karşıya artı 3B geçti. O zaman B ne çıktı? Her tarafı 3'e bölersem 2 bölü 3 çıktı. Şimdi bak arkadaşım. A2 B eksi B2 bölü 3. Ben de bu arada bu değeri sağlıyordu. Yani görüntü kümesinde eksi 1'i sağlıyorsa tanım kümemde 2 olacak var ve ötesi olacak. Ve burada da 2 bölü 3'te de 3'ten geldiği için bak kapalı açık aralık olduğu için bu 3'ü sağlamayacak. Yani o, o kısım açık kalacak. Yani şu kısım açık sanki burası kapalıymış gibi düşünebilirsin. O zaman ne oldu benim sınırım? Tanım kümem eşittir. Kim açıktı? Burası açıktı. O zaman ne yazıyorum? 2 bölü 3 küçük olduğu için küçük 2 bölü 3 nereye kadar? 2'ye kadardır. Dediğim oldu. Doğrusal fonksiyonlarda bunlar sınırlardır arkadaşlar. Sen de tanım kümesinin sınırlarını bulmak için görüntü kümesinde cevapları eşitleyeceksin. Dedim. Geçtim. Hemen bir bu sefer yeni bir şeye geldik. Neydi bu? Fonksiyonlarda işlemler. Fonksiyonlarda işlemlerde önemli olan kural neydi? F fonksiyonu A'dan B'ye ise G fonksiyonu C'den D'ye ise Burada f eksi g veyahut da hangi işlemi yapıyorsan önemli olan bunların ortaklarıyla işlem yapman. Çünkü bunda var olan bunda olmayabilir, bunda olan bunda olmayabilir. O zaman ne yapacaksın? Ortak elemanları alacaksın. Ben buradan ne görüyorum? F'in tanım kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1. Çünkü ilk ilkler nereden gelirdi? Tanımdan. İkinciler değerden gelirdi. O zaman bunlar tanım kümem. E, G'ye bakıyorum. Hemen G'nin tanım kümesini yazayım. Eksi 3, eksi 1, 0, 1, 6. O zaman arkadaşım bakarsam, ne oldu burada? Kimler ortaksa onlar benim işime yarayacak. Hemen bakıyorum. Eksi 2 burada yok. Eksi 1 var, süpersin. 0 var, süper. 1 var, süper. O zaman ben ne diyorum bak? O zaman ben ne diyorum? Bana bunlar lazım. İşlemimi yapacağım o zaman. 2f 1 e, ee, birden başlamış olalım fark etmez. Eksi 3 tane G1. Peki F1 neye gidiyordu? Sıfıra gidiyordu. 2 kere 0 eşittir. E, ee, G neye gidiyordu peki? G de bu arada eksi 3 olacak burası. Eksi 3 G1 nereye gidiyordu? 4'e gidiyordu. O zaman ben ne anladım? Burada benim fonksiyonu gibi gösterin diyordu. Ben şu an ne koydum? X'in yerine 1 koydum. Cevabım da eksi 12 çıktı. Tamam burayı hallettim süper. Peki şimdi neyi halledeceğim? Şimdi de şunu halledeceğim. Nerede o bakayım? Eksi 1'i biraz önce almamıştım. Şimdi alıyorum. 2 tane f eksi 1 eksi 3 tane g eksi 1. Ne oldu? F dörde dört, eksi 1'im 4'e gidiyordu. 2 kere 4 eksi 3 tane g eksi 1'im kime gidiyordu? Eksi 2'ye gidiyordu. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Ben şu an x'in yerine eksi 1 koydum. Cevabım 8. Bak şurası 8'dir. Eksi eksi artı oldu. Artı 6'dır. Al sana 14 oldu. Peki diğer ortağım kimdi? Sıfırdı. O zaman onu da koyayım. F0 G0. G0 eşittir. F0'ım kime gidiyordu? Eksi 2. 2 çarpı eksi 2. Eksi 3. G0'ım kime gidiyor? 3'e gidiyor. Hemen şuraya bakarsam burası eksi 4'tür. Burası eksi 9 oldu öndekinden dolayı. O zaman burada da 0 koyduğumda cevaplarım kime gidiyormuş? Eksi 13'e gidiyormuş. O zaman ben bunu da hallettim mi? Hallettim. O zaman bu yukarıdaki gibi gösterin diyordu. Bunları ortak bir kümede gösterirsem. Eksi 1 14'e gitti. Birim eksi 12'ye gitti. Ve de en sonda da sıfırım eksi 13'e gitti. Bunlar arasında hiçbir sıralama farkı yoktur. Bunları da yaptıktan sonra bunu da geçtim. Yine bir işlem çıktı karşıma. Önemli olan burada bunu nasıl yazdığımdı. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar bunu? 2f x eksi 3 tane e g eşittir 5 eksi 13 x'miş. Bir de burada ne var bak? f x artı 2 tane g(x) eşittir 4 x eksi 1. Bu işlemler böyle ayrı ayrıydı birleştiriyorduk ya böyle. İşte oradan dolayı da ben şimdi bunları geri açtım. Bana neyi soruyor? F'i soruyor. Aa biraz önceki soruya benzedi bu. Hani 4'lü eksi 4'lü vardı ya. O zaman ne yapacağım? Şuradaki G'ler gitsin. G nasıl gider? Yukarıyı 2 ile çarparsan aşağıya eksi 3 ile çarparsan gider. Hemen toparladım. 4 tane Fx eksi 6 tane Gx eşittir. 2 kere 5 10 2 kere eksi 13 26x Buraya geldim. Eksi 3 Fx Eksi. Aa bunların işareti aynı oluyor böyle. ...ikiyle ile çarptım. Bunu da artı üçle ile çarpacağım. Artı üçle ile çarparsam burası artı olur. O zaman burası artı altı gx eşittir. ...üçle ile çarptığım için on iki x. Bir de bunu üçle çarpıyorum. Eksi on üç. Taraf tarafa topladım. Y'ler cörtledi gitti. Bunlar ne oldu? Yedi tane fx oldu. Karşı taraf ne oldu? Bundan bu ondan üç çıktı. Yedi. Eksi yirmi altı. Artı on iki. Eksi 14 tane x kaldı. Her taraf 2'ye bölünür mü arkadaşım? Herkesi 2'ye böl. Herkes 2'ye bölündü. O zaman ne oldu? fx eşittir. 1 eksi 2x oldu. Bana da onu soruyordu dedim. Teşekkür ettim bu arkadaşa da. Bunu da şimdi ne yaptım? Uzayın derinliklerine gönderdim. Şimdi geldik bu sorumuza arkadaşlar. Artık biraz önce fonksiyonda işlemleri de tamamladık. Şimdi nereye geldik? Bileşke en çok sıkıntı yaşadıklarımızdan biri gibi gözüküyor. Aslında hiç sıkıntı yaşamaya gerek yok. Mantığı biliyor musun? Biliyorum hocam. Nedir? İçine atıyorsun. Kimin içine atıyorsun? F'in içine. Bu görün buradaki G'yi içeri koyuyorsun. E cevap neymiş? 2 tane G kare X eksi 3 tane gx artı 4. E bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? F'in içinde X yok. gx var. E burada da GX'in karesi. Burada da GX var. E kardeşim o zaman ben gx'e a dersem ya da x dersem x demeyeyim ama çok kafa karıştırmasın. gx'e a diyeyim. E ne oldu? 2 tane a'nın karesi çünkü gx'in karesiydi bu. Eksi 3a artı 4. E burada ne var? Bak fonksiyonlar değişkenden bağımsızdır. Ne demek bu? İster burası x olsun ister gx olsun ister a olsun fark etmez. Sana ne soruyor şimdi? F eksi 2 soruyor. Buraya yapmayayım. Şuraya yaparsam daha hoş olur. Hemen ne yapıyorsun? Eksi 2'nin karesi eksi. Eksi 2'nin karesi eksi. 3 tane eksi 2 artı 4. O zaman F eksi 2 neymiş? Bir daha bakıyorum. Bunun karesi 4. 4 kere 2 8. Eksi eksi artı oldu. Artı 6. Bir de 4 var. 4'ü de müthiş şekilde yazdım. O zaman buradan da artık uzatmadan F eksi 2 neymiş? 10. 18 oldu mu? Oldu. Çok da iyi oldu. Çok da iyi oldu. Güle güle. Kendine iyi bak. Bu da gitti. Hemen buraya baktım arkadaşım. Yeni bir soru. Yeni bir soru da bana ne soruyor bakalım. Hemen dediğini görüyorum burada. Yine bir bileşke var. Bileşke de içeri atacağız. Tamam eyvallah. Hepsini yapalım bak. Dediğini yapalım. 2x artı g'nin içinde fx bölü 3 eşittir x artı 2. Bu arada G dediğim şey GX dediğim şey neydi? X'in yerine X'i gördüğüm yerde iki katını alıp 3 çıkartıyordum. E X'in yerine FX gelmiş. Yine yaparım aynı hareketi ben. 2X artı. Bak G'nin içinde X varken bunu yapıyorsa içinde FX varken de aynısını yapar. Bak. Yaptım. Bölü 3 eşittir. X artı 2. E bana F-3'ü soruyor diye burada. O zaman X'in yerine X'i 3 koyalım. 2 kere X 3 Artı iki tane f eksi 3. Dışarıda eksi 3. Şunu da karşıya çarpı olarak atacağım arkadaşlar. İçler dışlar yapıyormuş gibi. Bir daha bununla uğraşmayayım. Eksi 3'ü buraya koyarsam ne olur? Altında görünmez biri var ya. Eksi 3'ü koydum. Burası eksi 1 oldu. Çarptım. Burası eksi 3 oldu. Eksi 3'ler birbirini götürmüş. E götürdüyse e burası da ne oldu? Eksi 6 artı 2 tane f eksi 3 eşittir 0 oldu. E buradan da bu karşıya gitti. 2 tane f eksi 3 Eksi 6 karşıya artı 6, artı 6 geçti. Tekerleme gibi oldu bu ne ya? Bunlar birbirini götürdü. O zaman f eksi 3'üm 3'e eşit oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Bileşke fonksiyon görünce içine atıyorum. İçeride x varken böyle oluyorsa fx varken de aynı şeyi yapar. a koy a'yı yapar. fx koy fx'i yapar. Ne koyarsan onu yapar arkadaşım. Hiçbir sorun yok yani. Geldik bileşke fonksiyonla tersi fonksiyona geldik arkadaşlar. Bileşke fonksiyonla ters fonksiyon birleşince ne olurdu? Ne yapacaktı burada? Bu hem bunların tersini alacaktı hem de yerlerini değiştirecekti. F'in tersinin tersi F. G'nin de tersi oldu. Burası ne olmuş? Böyleymiş. Peki bak şimdi. Ben şunu şöyle yapabilir miyim? F'in içinde G'nin tersi eksi 3. Böyle yapabilir miyim? Yaparım. Yaparsan bana kim ne der? Kimse bir şey diyemez. O zaman bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Buraya ben A dersem. Buraya ben A dersem. Hemen şurada gösterelim. G eksi bir 3 eşittir A ise hemen burayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. G A eşittir 3'tür diyorduk. E G A'yı ben buradan biliyorum ya. X'in yerine A koyarsam 2 A artı 1 3'müş. O zaman 2A eşittir 2'dir. A eşittir 1'dir. Aha buldum ya ben bunu. Bak ne oldu? Bak ne oldu? Burası, burası. Ben burada A'ya ne dedim? Bir dakika yanlış bir yer mi var? Evet burası eksi 3'tü. Şurayı yanlış yapmışız arkadaşlar. Burası eksi 3'tü. Ben buradan çekerken yanlış yapmışım. Burası ne oldu? Eksi 4 oldu. 2'ye böldüğümde burası da eksi 2 oldu. Tamam. Burayı eksi 2 buldum. Biraz önce yanlış bulmuşum. Kusura bakmayın. Şuradaki görmezden geliyor. Bazen ufak tefek yatalar yapıyorum. Yorumlarda zaten çok dikkatli ikazları yapıyorsunuz siz. Onları da okumuyor değilim. Okuyorum merak etmeyin. Hepinizi seviyorum bu arada. Geçelim. Burası eksi 2 oldu. Bir daha söyleyelim. A eşittir. Eksi 2 oldu. O zaman A eksi 2 ise burası ne oldu? F eksi 2 oldu. F eksi 2 nedir? Bak burada koyacağım yerine. Koyalım hemen eksi 2'yi. 1 eksi eksi 2 bölü 3. O zaman bunun cevabı da ne oldu? Burası artı 3 eder. Aşağısı da artı 3 eder. Birbirlerini götürdüler. Cevabım 1 çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi go fog hiç fark etmez. Tersi düzlük hiç fark etmez. Sen hemen tersi gördüğünde A deyip yer değiştirirsen zaten her şey sana yardımcı olacaktır. Konu anlatımlarımızda bunu çokça sorusunu çözdük. O yüzden bunu geçtim. Şimdi ne geldi karşımıza? Böyle bir soru geldi. Yine foglu goflu. Hemen ben şunun yazımını biliyorum arkadaşım. Bu böyledir. E bu böyleyse baksana G2'yi soruyor bana. G2 için X'in yerine 3 koymayacak mıyım? Bak koyalım burada x'in yerine 3. x eşittir 3 için. Bak yapalım işlemleri. G 5 eksi 3 eşittir. 3 koydum yerine. 3 kere 3 artı 4. O zaman bak ne oldu? G 2 eşittir. 9 artı 4'ten 13 oldu mu? Oldu. Bana aslında bu adam F13'ü mü soruyormuş? F13'ü soruyormuş. Peki, 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 peki. f 13'ünde de x yerine 4 koyacağım. Hemen bakıyorum buna. E, burada gördüğün gibi burada bu sefer 9 koydun. 9 koyarsam x'in yerine bu sefer bunu çekelim. x eşittir 9 için. 9 koyduğumda f13 eşittir 54. Çünkü şurada 6 kere 9 var. Eksi 3 var. F13 nedir? F13 54'ten bu çıktı. Cevabı 51 buldum. O zaman bunun cevabı nedir? 51'dir. Başka da diyeceğimiz şey var mı? Yok. Burada bakın. Her şeyi yaptık. Şurada zaten şunu söyledim. Bir daha söyleyeyim. G2. G2'yi bulmak için ne yapıyorsun? X'in yerine 3 koyuyorsun. X'in yerine 3 koyarsan burası 13 oluyor. G2 13 oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel olmuş. Bu olay bitmiş. Teşekkür ettik sana da. Kendine iyi bak. Buraya geldim. Yine aynı fonksiyon, yine bileşke işi. Bileşkede ne yapıyorsun arkadaşım? G'nin içine hemen f(x)'i attım. Cevabım ne çıktı? x kare eksi 4 x çıktı. F x burada mı arkadaşım? E burada yaz yerine o zaman x artı 3 bölü x eksi 2 eşittir. x kare eksi 4 x mi? Aynen öyle. Peki bana neyi söylüyor? Bana diyor ki bana diyor ki burada ne yap diyor? E G'nin yerine 2 koy diyor. 2 koyalım hemen. Burayı 2 yapacağım yani. Hemen yapayım. X artı 3 bölü X eksi 2 eşittir. 2 olsun. Altında görünmez bir var. İçler dışlar çarpımı yaptım x artı 3 bunu yaptık. 2x eksi 4. Bu buraya bu buraya gitti. X eşittir 7 çıktı. X'imi 7 buldum. X'i 7 bulduysam burada yerine koydum. E burada yerine koyduğumda olay ne oldu? 7, 10, 7 çıktı. Burası 2. Aynen de öyle. Bunun içi G2 çıktı. Kimi koymuştuk yerine? 7'yi koymuştuk. 7'yi koyduysam hemen burada da koyayım. 7'nin karesi eksi 4. 4 çarpı 7. O zaman G2 Buradan ne çıktı? 49'dan 28 çıkarsa 21 oldu dedim. Ve bunu da hallettim mi? Bakıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada da e, bir sıkıntı var tabii arkadaşlar. Ne sıkıntısı var? Şurası 1'miş. E, burası 1'se. Burası da 1. E, burası 1'se. E, burası e, 2 xten burası 2. Bu karşıya gider. Burası 5 olur. E, X 5'miş. X'i yerine 5 koyacağız. Tamamdır. Atağımız çok basit bir yerdeymiş zaten. O zaman X'in yerine 5 koyarsan 8, 4, 2 oldu. O zaman şurası 5'in karesi. 4 kere de 5 oldu. Burası 25'ten 20 çıktı. Cevabında ne oldu? 25'ten 20 çıkarsa 5 oldu. Var mı bir sıkıntı? Yok. Artık X'in 5 olduğunu buldum. 5'i e de yerine koydum. G'ye 25 çıktı. Ufak bir hata yaptık. Önemli değil dedik. Geçtik. Pekala. Yeni sorumuz ne? Yeni sorumuz y eksenine göre simetri diyor. E, y eksenine göre simetri deyince ne yapacaktım arkadaşım? Y eksenine göre simetri demek. Burada yapacağımız şey şu demek. Biz burada tek çift fonksiyon diye bir şey olduk. Fonksiyon çeşitlerinde tek çift fonksiyon diye bir şey biliyorduk. Neydi o? Y eksenine göre simetri. Bak y'ye göre simetri. Ayrıyetten çift fonksiyon. Ayrıyetten denklemde çiftlerin olması denklemde çiftlerin olması. Bunları sen not et. Ve de fx eşittir f eksi x demek işte bunların hepsi aynı şeydi. Y'ye göre simetrik demek çift fonksiyonu. Çift fonksiyon demek denklemde çift kuvvetliler olması demek. Peki bir de ne demekti? Fx eksi Fx eşittir F eksi x'ti. O zaman bununla bu aynı şey mi? Aynı şey. O zaman hemen yazarım bak. 2 tane Fx eksi x kare Fx eşittir. X kare x üzeri 4 artı 3 x kare artı 1. O zaman ne oldu? Hemen burada 1 koy diyor. 1 koyalım. 2 tane f1 eksi 1'in karesi çarpı f1 eşittir. 1'in dördüncü kuvveti artı 3 kere 1 artı 1. O zaman burası ne oldu? Bir tane var bak burada. 1'in karesi 1. Bir tane f1, iki tane f1. Çıkarlarsa ne kalır? Bir tane f1 kalır. O zaman bir tane f1 buradan ne oldu? Buradan da bir tane f1'im 5 oldu. Çünkü niye? 1, 3, 5 oldu. Burasını da hallettik. Y'ye göre simet demek. Unutma arkadaşım. Bu dördü vardı. İstediği soruda sorsun bunları. Birbirinin yerine yazabilirsin. Dedikten sonra geçtim. Ne diyor bana? F tek fonksiyon. G çift fonksiyon. E biz zaten bunları biliyoruz. E ne yapacağız burada? Bu arada soru atladım mı? Atlamadım. Burada bakıyorum. Sorularım aynı sorular. Tamamdır. O zaman burada tek fonksiyonlarda ne vardı olay? Tek fonksiyonda da şöyle oluyordu Bak f eksi x eşittir eksi f x oluyordu. Bu tekin anlamıydı. Çiftlerde nasıl oluyordu? Biraz önce yazdım. Bir kere daha yazayım. f x eşittir f eksi x oluyordu. Ne yapıyordu? x'i yutuyordu. Bu da x'i kusuyordu. Dışarı atıyordu. O zaman ben şurada şunu biliyorum bak. f eksi 2 4 ise hemen yazayım teklerde. f eksi 2 şuraya yazsam da olur. f eksi 2 4 ise Bak x'in yerine 2 koydun. Eksi f2 o da 4'tür. O zaman f 2m ne oldu? Eksi 4 oldu. F2 eksi 4 oldu. Bak buradan görüyorsun. F2 eksi 4 oldu. Bu arada buna g desem daha hoş olur. Çünkü soruda g'ye çift fonksiyon demiş. O zaman g de bu da ne yapıyordu? Yutuyordu. E bu da, da nasıl olacak? X4, G4 pardon. G eksi 4. Hepsi neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Adam bana fogun içinde F'nin içinde, G'nin içinde F2'yi soruyor. Peki F2 neydi? Bak eksi 4'tü. O zaman yazayım. F'in içinde G, bak bir daha söyleyelim. F2 neydi? Eksi F2 4 ise, o zaman F2 eksi 4'tü. G'nin içinde eksi 4 oldu. Buraya eksi 4 yazdın sen. E peki G eksi 4 neydi? 2 ydi. E o zaman bunun cevabı da bak. Hemen söylüyorum bir daha. Burası da 2'ymiş. O zaman F2'yi soruyormuş. F2'de kaçtı arkadaşım? F2 zaten biraz önce de bulmuştum. Eksi 4'tü dedim. Bu soruyu da tek çift fonksiyonunda kapattım. Peki başka fonksiyonumuz ne vardı? Başka fonksiyonlarımızda da parçalı fonksiyon vardı. Parçalı fonksiyon çok kolaydı. Neden? Bilmece bulmaca. 2 nerede? F'lerde 2 nerede? Bakıyorum 2. Eksi 1 ile 3 arasında. O zaman bunu kullanacağım. Burada da neymiş? Sabit fonksiyon yerine yazdın. 0 G'lerde nerede? A 0 eşit diyor. 0 eşit diyorsa ne yapıyorum hemen ben? Bunu kullanacağım. Burada da 0 koyarsan yerine ne oluyor? 2 eksi 0 2 oluyor. O zaman bunun cevabı neymiş? Eksi 4'müş. Bunu hallettim. Bundan sonra sonra bana ne diyor? Bileşke fonksiyon diyor. Bileşkeye bakıyorum. Nasıl bileşke yap diyor bana? F'in içinde g eksi 2. Yani burada bunları niye böyle koydum sana soruları? Bileşke de olsa parçalı da korkma. Bildiğini yapıyorsun. İçeri atıyorsun sadece. İçeri attığımda eksi 2. G'de eksi 2 nerede? Burada bak arkadaşım. Sıfırdan küçüklerde. Bunun değeri nedir o zaman? Eksi 3'tür. O zaman bana ne soruyormuş? F eksi 3'ü soruyormuş. F eksi 3 nerede bakıyorum? Eksi 1'den küçüklerde. Ne yap diyor bana? Karesini al. 2 çıkart. O zaman ben burada ne yaptım buna? Cevabına 3'ü eksi 3'ün karesi 9. 2 çıktı. 7 oldu. Bunun cevabı neymiş? 7 imiş dedim. Peki son olarak da burada biz bunlardan çok yaptık ama olsun. Hemen bir tane de böyle bir soru mu var? Varsa yapalım. Soru sorudur. Bileşke fonksiyon, parçalı fonksiyonda işlem gelse ne olur? Hiçbir şey fark etmez. 2F1. 1 nerede arkadaşım? 1. 1'i bunun arasında. o zaman burada yerine bunu koyacağım. 2 kere eksi 2 tamam E 3 tane g 1 nerede g1 G 1' de burada 0'dan büyüklerde 1 koyarsam bu sefer yerine ne olacak 2 eksi 1'den 1 bir oldu. Cevabımda eksi 4 eksi 3'ten dolayı cevabında eksi 7 oldu. Bunu da bitirmiş olduk. Parçalı fonksiyonda hiç korkulacak bir şey yok. Neden? Neler biliyorsan onları yapıyorsun. Bileşke gelsin, işlem gelsin, normal gelsin. Aralık neyse onu buluyorsun. Dedim, geçtim. Arkadaşım, senin için buraya ben birkaç tane de grafik sorusu bıraktım. Öbür soru öbür videolarda grafik yapamamıştım fazla ama şimdi rahatım. Soru çözümü grafiklerle bombalayacağız, bitireceğiz. Tanım kümesi deyince ne yapıyordum? Bak, tanım kümesi deyince şunu yapıyorsun arkadaşım. X'lerin başı sonu neresi? X'lerin başı sonusu... ...eksi 1 ile 3. Tanım kümesi deyince... ...X'lerin başına sonuna bakıyorum. E, baktım. Kapalılar mı? Evet. O zaman varlar mı? Varlar. Süper. Ama diyor ki... ...1 değil diyor. E 1'e bakıyorum... ...aynen de doğru söylüyor. 1'in karşılığı yok. Çünkü burası açık. O zaman benim tanım kümemde 1 olamaz. Çünkü bir karşılığı yok. Gidemiyor fonksiyon olması için de bunu tanım kümemden çıkarmam lazımdı. En geniş tanım kümesini hatırlıyorsundur. O zaman ne oldu burası? Tanım kümesinde eksi 1 ile 3 arası doğru ama ne olacak? Eksi burada 1 de çıkarmam lazımdı. Doğru dedim. Aferin sana geçtim. Görüntü kümesine bakıyorum. Görüntüde de en üst sınırla en alt sınır y'ye bakıyordum. Y'lere bakıyorum. Hep buralarda, 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 buralarda. Aa burada değer yok demiyorum. Bu doğrusal olduğu için bir de yok ama diğerlerinin hepsinde var. O zaman bu da ne olacak? 2 ile eksi 1 arası düzgün yazılışı da eksi 1 ile 2 arası mı? Evet. Kapalı mı? Kapalı. Çünkü niye? Burada sağlayanlar var. İlla oraya bakmayacağım. Grafiklerde peki sayıları nasıl okuyacaktım? İlk önce şunun düzgününü yazayım. F'in içinde F2 demek bu. İkim nereye? Burada pardon özür dilerim. F2 nerede? Burada. Kime gidiyor? Bak F2 var burada var. Kime gidiyor? Eksi O zaman ne yaptım? F'in içinde eksi 1. Bak F2'yi buldum. F2 neymiş? Şurada 2 değerim var. Kime gidiyor? Eksi biri. F eksi 1 nereye gidiyor? Aynen de 2'ye gidiyor. O zaman bunun cevabı 2 midir? Evet. Bu da doğru o zaman. Hangileri doğrudur? Üçü de doğru. Bunu da patlattım. Geçti. Şimdi arkadaşlar bak şimdi bak. bak. Grafik sorularında ben her zaman sana ne diyorum? Grafikte noktaları yerine koy. Bak gözün kapalı. Sorunun ne istediği önemli değil. Noktaları yerine koy. Bu nokta neresi? Eksi 2'ye 0. Bu nokta neresi? 0'a eksi 2. Bildiklerini koyuyorsun tabii ki de. Bu nokta neresi? 2'ye 3. Bunların anlamı ne? F2 3'tür. F eksi 2 sıfırdır. F sıfır eksi 2'dir. Şimdi bana ne diyor burada? Soru da bu arada pardon özür dilerim. Bu grafik neyse onda koyuyorsun. Baktım burada bana söylediği şey şu. Fog. Fog ne demek? F'in içinde GX demek. O zaman bak F'in içinde burada 2 koyuyorsun. Cevap o oluyor. Bu oluyor şu oluyor. Bana burada A'yı soruyor arkadaşlar. A'yı bulmam için F'i bir kere bir düzgün güzel yazayım. Şu görüntüyü gördüğümü benim canım sıkılıyordu. Ama şunu gördüğümü rahatlıyordum bak. Dışarıdakini içeri içeridekini dışarı atarsam bu fonksiyon düze geliyordu. Düze gelirse de hiçbir sorun yoktu. Süper oldu mu? Oldu. Şimdi bak arkadaşım. Ben burada soruda G2'yi biliyorum ya. O zaman burada X'lerde 2'yi yerine koyarım. Bak koyduğumda ne oluyor? F'in içinde G2 e bunu bak bunu sağlıyor. Sen burada 2'yi yerine koyarsan cevap 3 oluyormuş. Yani bunun cevabı 3 müymüş? Aynen Johnny Vine'a. O zaman burası ne oldu? Sen burada 6 olduğunu biliyorsun. Cevap da 3'müş. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi o zaman F6 3'se Şurada buranın 6 olması için X'e 4 mü koyman gerekiyor? Aynen öyle. Burası 6 oldu mu? Oldu. X'e 4 mü koyman gerekiyordu? Evet. O zaman burası 4 artı, artı A. Burada benim söylemediğim bir sıkıntı var. İlginç. Neyse devam edelim. O zaman burası 4 artı A. E burada ne olacak? Cevap da 3'müş. E o zaman bitti soru. F6 3'tü. Şunu şuradan silelim. Şuraya yazalım. 4 artı A Bu buraya bu buraya gitti. A eşittir. 4 buraya geldiği için eksi 1'dir dediğim. Bak arkadaşım grafik soruları cidden vallahi da billahi da kolay. Sadece noktaları koyuyorsun. Noktaları koydun mu soru kendiliğinden geliyor. Biraz da cingöz oldun mu olayı bitirirsin. Bu sorumuzda yaptık. Bu sorumuz cevabı da eksi 1 dedim. Geçtim. Yine bir grafik sorusu. Yapacağım şey yine nokta koyma. Bak yine nokta koyma yine nokta koyma. Koyuyorum. Bu sefer fx dediği için. Bak hemen koyayım f eksi 5 eşittir eksi 2'dir. Tamam. Bir de şu noktayı biliyorum. Koyayım. f eksi 1 eşittir 0'dır. Çünkü burası eksi 1'e 0 noktası. Burada da biliyorum ki 0'a 3 noktası f 0 eşittir 3'tür. Şimdi bana burada ne soruyor? Ona bir bakayım. G'nin tersinde f eksi 5'i soruyor. E kardeşim. O zaman ben bunun cevabına A diyeyim. Hatta A dememe gerek kalmadı pardon. Ya da A diyeyim. Attın A'yı içeri. İçeridekini dışarı attın. O zaman burası G A eşittir. F eksi 5 mi çıktı? E aynen öyle oldu. Ne yapıyorduk? İçeridekini dışarı dışarıdakini içeri atıyordum. O zaman bu bir tersi gidiyordu ortadan. E, F eksi 5'i sen biliyor musun? Biliyorsun. Neymiş o? Eksi 2'ymiş. O zaman ben G A'yı ne buldum? Eksi 2 buldum. Yani burada bunun cevabını kaç buldum? Eksi 2 buldum. Bu arada ben G A'yı eksi 2 buldum. Daha A'yı bulamadık. A'yı bulacağız şimdi. A'yı bulacağım ama ben burada bunu nasıl toparlayabilirim? Şöyle toparlayabilirim. A koydum X'in yerine. X'in yerine A koyarsak çok fazla işler karışabilir. Şurayı bir toparlayalım hemen. Nasıl söyleyebiliriz şurayı? Bunu buraya attım, bunu buraya attın. A'yı koyabilirim aslında. Koysam ne oluyor? GA çıkıyor. Buradan da bilinmeyenler geliyor. Orası beni fazlaca yorar. Hemen ne yaptığıma bir daha bakayım. Ee, bu fonksiyon buradaydı. Bu da şuradaydı. Şunu şöyle düşündüm. Bunu böyle düşündüm. Burada bu var. Burada şu var. Hemen baktım. O zaman burası eksi 2. Tamam. K'yı buldum. Hemen yerine K koydum. Şurada hemen A'yı olduğum için A'yı bulduğu yerine koyayım. Niye bekliyorsam artık. Burası 5 çarpı F A artı 1 eşit eksi 17. E tamam. Ne oldu şimdi? Hiçbir sıkıntı yok. Buradan da ne yapacağım? E G A'yı ben biliyorum ya eksi 2 diye. Eksi 2'yi yerine koydum. Buradan da ne oldu? 5 tane F A artı 1 eşit eksi 17. Bunu karşıya attım. 15 eşittir. 5 tane F A artı 1. E her iki tarafı 5'e bölersen de F A artı 1 eşittir. 3 çıktı. Peki cevabı 3 olan neydi? Sıfırdı. Cevabı 3 olan sıfırdı. O zaman ne oldu burası? A artı 1 eşittir. Sıfır çıktı. Buradan da ben A'yı ne buldum? Cevaba zaten ben burada ne demiştim? Cevabıma A demiştim. A da buradan eksi 1 çıktı. Hiçbir sorun yokmuş. Sen sadece noktaları yerine koydun. Sonradan da elime geliyorsa onu yaptım. Sonrasında zaten şurada bunu bulduktan sonra A'yı yerine koyuyorsun. Çünkü G A'yı da buldun sen. Buradan yürüdün gittin yaptım. En son grafik sorusuna geldim arkadaşlar. Yine aynı şeyler yine aynı şeyler. Sonrasında da ne yapıyorum? Bir tane de ödülü soru var. Biliyorsunuz zaten hemen burada neyi koyuyorum? 0'a eksi 2. Ama nerede koyacağım? Burada. Dikkat. Burada neresi var? 2'ye 0 var. Bir de burada da 3'e 2 var. Pekala arkadaşım Pekala. Hemen şurada söyleyelim sana. Hemen şurada söyleyelim. Burada ne vardı? 0. Burada yerine koyacaksın. x'i 0 yerine koyarsam x eşittir 0'sa eksi 2, f eksi 2 neymiş? E 2'ymiş. 2'yi yerine koyarsam f 0 neymiş? 2'yi yerine koyduğumda 2'den 0 çık. iki çıktı. 2'den 2 çıktı 0. cevabı 0'mış. Bir de ne koyacağım x'in yerine? 3 koyacağım. 3'ü koyarsam ne oluyor? F1 eşittir 2 oluyor. Adam bana ne soruyorsa şimdi onları yapalım. F0. Bak işte burası ne olursa olsun sen noktaları bulacaksın yerine koyacaksın arkadaşım. F0 0 artı şurası F1 2 bölü. O zaman ne oldu şurası? F-2 oldu. F-2'ye bakıyorum. F-2'imde eksi 2 geldi. O zaman buradan da bunların cevabını hepsini toparladım. Cevabım da 2 bölü eksi 2'den dolayı eksi 1 geldi. Bunu da yaptım. Aklıma bir soru takılmıştı. Ona bir kere daha bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hangi soruydu o? Şu soruydu. Bir getireyim bakayım buraya. Bu soruda bir sıkıntı var mı? Hemen bir kere daha bakalım arkadaşlar. G2, G2'yi yaptım. G2'yi yaptıktan sonra G'nin 2 olması için ben burada ne koymam lazım? X'in yerine 3 koymam lazım. 3'ü de koydum. Burada 9 diye bulmuştum. Benim burada hiçbir sıkıntım yoktu. Bunu kaldırdım attım. Bu soruyu da bitirdim arkadaşlar. Artık sıra ödülü soruda. İşte karşınızda ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Lütfen cevapları yoruma atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.